Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahu salli. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahu salli. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahu salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bize sadıklarla, özü sözü doğru olanlarla, salih kullarla birlikte olmamızı emrediyor. Bizler de bu emre imtisalen şu anda sadık olduklarını düşündüğümüz ve sadık olduklarına hüsnü zannettiğimiz Müslüman cemaatiyle bir arada bulunuyoruz. Elhamdülillah. Rabbimizin emirlerinden bir emri daha yerine getirmeye niyet edelim. Her derslerde size farklı farklı niyetler açlıyorum. Yani bir niyetinizde ne olsun? Rabbimiz emrediyor, sadıklarla beraber olun. Bu sadıklar nerede bolca bulunur? Meyhanede mi daha fazla olur? Efendim, spor salonunda mı daha fazla olur? Ondan sonra film sinemada da mı daha fazla olur? Yoksa böyle ilim meclislerinde mi daha fazla olur? Ha biz burada ben sadık adamım, sen sadık adamsından bahsetmiyoruz. Genelimizi baz alıyoruz. Cemaatin geneli itibarıyla namaz cemaati, Kur'an dinleyen cemaat, ayet hadis okunan mecliste oturan cemaat, buralara gelen cemaat genel itibarıyla kimlerdendir? Sadıklardandır. İnşallah biz de sadıklarla birlikte olun emrine imtisalen burada bulunuyoruz. Allah Teala bizi sadıklardan ayırmasın. Amin. Yalancılardan eylemesin. Amin. Ve sadıkların meclislerine devam ede ede sonumuzu sıddıklara ilhak eylesin. Amin. Çünkü insan doğru düşünür, doğru inanır, doğru konuşur, doğrularla birlikte oturur kalkar ise ve hiç yalan yanlış da konuşmaz ise inşallah sonunda sıddık olur. Ya Resulullah öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bis sıdkı. Doğruluktan ayrılmayın. Fe inne sıdkı yehdi ilel birri. Doğruluk nereye götürür? İyi amellere götürür. Ve innel birra yehdi ilel cenneti. İyi amellere devam etmek nereye götürür? Cennete götürür. Bu cennet ne zaman? İşte ölen ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Ölüm ne zaman? Her an olabilir. O zaman bu veresiye bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Her an başımıza gelebilecek bir şey. Ve inne racule le yasduku hatta yuktebu indallahi sıddika. Bir adam doğru konuşmaya devam ede de neticede Allah indinde ne yazılır? Sıddık yazılır. Yani dost doğru adam. İnşallah peygamberlerden sonra en yüksek makam kimlere aittir? Sıddıklara aittir. Sıddık nasıl olunur? Sadıklarla birlikte olursan olur. Yalan konuşan, yanlış inanan, batıl itikadı olan insanlarla otursan, kalksan, onları dinlesen, konuşsan, sohbet etsen hiç sıddık olma imkanı ihtimalin var mı? Çünkü neden? Öküzün altında buzak beklediğinde kıyamete kadar doğurmaz. Sen de havanı alırsın. Çünkü yerinde aramıyorsun ki.
Buzağı nerede bekleyeceksin? İneğin altında bekleyeceksin. Sen şimdi sıddık olayım dersen, sahtekarları dinlersen nasıl olacaksın? Yalan konuşanı dinlersen, ayet hadise yanlış mana veren bir adamı dinlersen, velev ki hoca olsun. Velev ki hoca olsun, hocayım diyen bu kadar adam var ama ayet hadise yanlış mana veriyor. E bu adam batıl. E sen batılda nasıl sadık olacaksın? Onun için iyyâkum vel kezibe, aman yalandan sakının. Yani bir de yalan, Allah adına yalan bir de. Peygamber adına yalan. Haşa ve kelle. Bu hepten acayip bir şey yani. Çünkü bir ayete yanlış mana verdiği halde, bile bile bildiği halde yanlış mana veren, Allah adına ne söylemiş oluyor? Yalan söylemiş oluyor. Allah Teala buyuruyor ki, efendim, Yecüc Mecüc vardır. Efendim, onlar settin arkasındadır. Diyor. Adam da kalkmış, ne diyor? Öyle belli bir yerleri yoktur. Her taraftaki teröristler Yecüc Mecüc'tür diyor. Bunu nerede diyor? Gazetede dese bir şey demeyeceğim. Bunu Kur'an mealinde diyor. Bunu yani Allah adına diyor. Allah'ın ayetiyle birlikte söylüyor. Ne yaptı bu şimdi? Yalan söyledi. Ama kimin adına söyledi bu yalan? Allah adına söyledi. E şimdi bu yalandan sakının demek. Yalancıdan haydi haydi sakının demek değil mi? Feynel kezime yehdilel fücur ve innel fücur yehdilel nar. Yalan adamı bütün kötülüklere sevk eder. Kötülükler, günahlar adamı ateşe iletir. Ve innel racülele yekzibu hatta yuktebe indallah kezzaba. Kazip yalancı demek, kezzap çok yalancı. Müseylevetül kezzap. Sahtekar, peygamberim diyen sahtekar için. Adın lakabı kezzap idi onun için. Demek ki bir adam yalan söyleye 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 neticede Allah katında defterde kaydı nasıl geçer? Kezzap, sahtekar, yalancı diye geçer. Onun için bizler inşallah sadıklarla beraber oluyoruz ki doğruluğu şiar edinelim. Doğru konuşmayı şiar edinelim. Doğru inançtan, doğru amelden, doğru sözden, manadan, doğru manadan ayrılmayalım. Ve bu da bizi ne yapsın? İyi amellere sevk etsin. Ve o da bizi cennete sevk etsin. Ve Allah indinde kaydımız sıddık geçsin inşallah. Buralara gelmeler o yolun inşallah efendim hidayetin güzergahıdır. Allah Teala yoldan ayırmasın. An İbni Abbas radıyallahu anhuma Habib Zeyn Hazretleri'nin kitabından okuyorum size. Her dersin başında bir iki hadis-i şerif bu cemaatlere gelmenin bereketi ve ilim meclislerine iştirakın fazileti hakkında bir teşvik olsun diye inşallah. Ama zaten şu anda tabii geliyorsunuz Allah razı olsun ama bazı kere maniler çıkıyor herkesin başına. O manileri de Rabbim bertaraf eylesin. Amin. Onlarda da hesabınızı güzel yapmanız için tercihinizi ne taraftan yana koyacağınızda bu meclislerin, bu yolun tercihi ağır bassın için bunları okuyoruz deden bu rivayetlerin biri kafanızdan çıksa öbürü kalıyor. Üçü çıksa biri kalıyor ve böylece adam işte misafir gelecek, misafirliğe mi gideyim, şunu mu yiyeyim, bunu mu içeyim, diziyi mi seyredeyim, maçı mı seyredeyim derken bir tercih yapmaya kalksa bir ilim kafasında bir bilgi olacak ki hakkı ve hayrı ona tercih ettirsin. İlmi olmadığı zaman nefis ne yapıyor ona? En ufak bir sudan bahaneyle alıyor götürüyor başka tarafa. İbn Abbas hadisinde radıyallahu anhuma dedim ki, demek kendisi sual ediyor. Ya Resulallah, ey yücülesâine hayr. Bizim meclis arkadaşlarımız var. Meclis arkadaşları ne demek? Biz şimdi burada neyiz birbirimizin? Meclis arkadaşı. Şimdi televizyonla oturan, orada seyrettiği programlardaki oyuncuların veya sunucuların veya kimlerin efendim neleri? Meclis arkadaşları. İlla ki böyle karşılıklı oturup aynı mecliste oturmak şartı yok. Kimi dinliyorsa, kimi izliyorsa, kiminle oturuyorsa yani onu takip ediyorsa onun meclis arkadaşı sayılır. Rabıtada mesela Tarikat-ı Aliye'de ne var? Rabıta var. Erbabı bilir. Şimdi bu rabıtada ne yapıyor? Mürşidini düşünüyor. Mürşidi yanında mı? Değil. Ama o onu nerede düşünüyor? Yanında düşünüyor. Ne oldu o onun nesi oldu? He? Meclis arkadaşı. Çünkü neden? Gönül neredeyse sen orada muteversin.
Şimdi biriniz burada otururken hiç burayı düşünmese, benim konuştuklarımdan bir şey anlamasa da aklı fikri şimdi sinemada olsa, Allah onu nerede yazıyor? Sinemada yazıyor. Çünkü esas insan kimdir? Ruhtur. Efendim, insanda muteber olan neresidir? Kalptir. Efendi babamız Hacı Halil Efendi Hazretleri ne buyururdu? Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım. Yani kalp neredeyse seni orada yazarlar. Zaten sen de nereden etkilenirsin? Bedeninin olduğu yerden değil, kalbinin olduğu yerden etkilenirsin. Etki alanı, çekim alanı kalp ve ruhla irtibatlıdır. Bedenle alakalı değildir. Bundan dolayı İttekullah, Allah'tan sakının, haramdan sakının, kötülerden sakının ve kunu ma'as-sadikin, doğrularla beraber olun ayet-i kerimesinde. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Es-Semerkandi, Semerkant'te yatıyor büyük veli, bizim Nakşi silsilemizde geçer. O zat bu ayeti ne yapmıştır? Rabıtaya delil göstermiştir. Çünkü neden? Sadıklarla beraber olun. Herkesin nesi var? İşi var, gücü var. Eskiden şimdiki imkanlar da yoktu. Bir yere giden bir yerden bir yere ne kadar uzak, uzun zamanda gelebiliyoruz. Şimdi çoğunuzun arabası olmasa bu gece burada gelemezdiniz. Veya vasıtayla gelmeseniz. O zaman ne olacak? Ne yapıyor? Oturuyor huzur üzere, bir Allah dostunun yanında olduğunu, Allah Teala'dan ona feyizler geldiğini, ondan ona yansıdığını diyelim düşünmek. Kısaca rabıta, bu kadar bir şey anlayın. Bunu düşünmek ne olur diyor? Sadıklarla beraber olun ayetine dahil olur diyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bunu söylüyor. Reşahat-ı Şerife kitabında. Biz bunu kendimiz uydurmuyoruz. Ha tabii ki beraber otursan, yanında otursan en iyisidir. Ama imkan bulamayana kolaylık nedir? Ruhani bağlantı kurulursa, yani onunla birlikte olduğunu düşünmek bile ne yapar? Meclis beraberliği sağlar. Çünkü İshabu maallah, Allah ile beraber olun. Allah'ı görmedik etmedik. Şekilden münezzeh, biz onunla nasıl beraber olacağız? Feillem testati'u feshabu ma'men yashabu maallah. Buna güç yetiremezseniz Allah ile beraber olanlarla beraber olun. Şimdi Allah ile beraber olanla beraber olmak da kaç türlü? İki türlü. Bir, cismani birliktelik. Yani şöyle oturmak böyle bir mecliste. İki, ruhani beraberlik. Yani manen onu düşünmek, efendim onu Allah'ın feyizlerinin kaynağı olarak, feyiz karargahı olarak düşünmek, o da ne olur? Efendim manevi beraberlik olur. Hangisi daha tesirli olur? Manevi beraberlik mesela daha tesirli olur. Onun için İbn Abbas sordum diyor, bizim meclis arkadaşlarımızın hangisi daha hayırlıdır? Yani kimlerle oturmamız, konuşmamız, görüşmemiz daha iyidir? Ne buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetuhu. Şimdi kimi gördüğünüz zaman onu görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa. Allah'ı hatırlatıyor ne demek? Kur'an'ı hatırlatıyor, zikri hatırlatıyor, ibadeti hatırlatıyor. Salih ameli hatırlatıyor. Bu demek. Allah'ı hatırlatması demek Allah'ın emirlerini. Çünkü bizim Allah ile direkt münasebetimiz düşünülemez yani. Dolayısıyla emirleridir, dinidir, peygamberidir, kitabıdır. Bunlar demektir. Kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa, yani hangi adamı gördüğün zaman Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, dinden, imandan, zikirden, ibadetten, duadan agah oluyorsun, uyanık oluyorsun, teşvik oluyorsun, bu hususta istekli oluyorsun, şuurlanıyorsun. Ha. Bunu sen bileceksin. Ve zâde fî ilmikum mantıku. Dili olan konuşuyor, herkes konuşuyor. Peki bu kadar konuşanlar içerisinde kimin konuşması sizin ilminizi artırıyorsa, ilminizinden maksat ne? Yani din ilmi, ahiret ilmi, ilmi nafi'dir. Yani faydalı ilim, yani şimdi ölsen kabirde sana yarayacak bilgidir. Öbürleri burada kalacak. Onlardan ne fayda olacak? Onlardan da zaruret miktarı herkes kendi işine, helal, meşru işine fayda olsun diye gereken bilgileri alır. Ama o mubaha girer. Mesela. Yani bir adam mühendis oldu. Mühendis oldu diye cennette özel bir derece var mı mühendisler makamı mesela? He? Yok. Ama şimdi mühendis olmak haram mıdır? Değil. Efendim, sevaplı bir iş midir? Faziletli amel midir? O da değil. Ha nedir bu mesela? Mubahtır. Mubah ne demek?
O meslekten kazanacak, edecek, yiyecek, içecek. Ha, onda da tabii çoluk çocuğuma geçim kaynağı olsun, helal rızıklanayım, haramdan uzak olayım falan niyetler devreye girerse, onu da biraz neticesi itibariyle sevaba sokma durumu da olabilir. O ayrı bir şey. Ama biz burada hangi ilminizi artırırsa kastediliyor, dini ilminizi artırırsa. Yani şu anda ölsen, mutlaka ahirette sana yararı olacak. Kesin konuşabileceğimiz ilim din ilmidir. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ ilmuhu. Ve kimin ilmi, bilgisi size ahireti hatırlatıyorsa. Şimdi herkeste bir ilim var, bir bilgi var. Kime gidiyorsan konuşan insan çok bulursun. Fakat o bilgisi senin neyini artırıyor? Adam öyle bir reklama giriyor ki mesela, araba reklamı. Zengin hemen şu arabayı alayım veya şu telefonu alayım diye merak ediyor. Fakir de hayıflanıyor. Vay anasını, neler var da param yok da falan. Şimdi böyle bir konuşmacıya gitsen ne oldu bundan şimdi? Yani onun ilmi, onun bilgisi var. Onun nutku, mantıkı, konuşması var. Ama o konuşma, o ilim, o bilgi senin ne hususta efendim seni artırıyor? Dünyaya meyil hususunda ise bu hayırlı bir meclis arkadaşı değil. Kimin bilgisi, o bilgiyi de tabii ne yapıyor? Dillen size anlatıyor. O anlatımı, ilmi ve anlatımı sizi ahirete yaklaştırıyor ve ahiret hususunda kabirde neler olacak, mahşerde neler olacak, cennette neler var, cehennemde neler var? Bunlar ahiret meseleleri. Ha, bu hususta kimin bilgisi size yarıyorsa en hayırlı meclis arkadaşınız onlardır. Allah o meclislerde daim eylesin. Amin. Efendim, Habib Ahmed İbni Ömer İbni Sümeyt radıyallahu anh, bunlar Yemen ulemasındandırlar. Büyük meşayih var Yemen'de. Allah ziyaretlerini nasip eylesin. Bir niyetimiz var, bakalım ne zaman gerçekleşir. O taraflara hiç gidemedik. Çok meşayih var. Hud aleyhisselam da oradadır. Kabri Hud aleyhisselamın kabri de oradadır. Hayır ve şer insana serpiştirilmiştir diyor. El hayru ve şerru medriyun fil insan. Her insanda ne var? Hayır duygusu da var, şer duygusu da var. Melek ilhamı da var, şeytan vesvesesi de var, ama her insanda var. Ve la yazharu illa bi muhalatati li gayri. Bu hayır ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. فَاِنْ خَالَطَ الْاَخْيَارَ ظَهَرَ مِنْ فَاِنْ خَيْرِ. İyilere karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. وَاِنْ خَالَطَ الْاَشْرَارَ. Kötülere karışırsa, kötülerle bir araya gelirse ظَهَرَ مِنْ فِعْلُ الشَّرِ. Ondan kötü işler zuhur etmeye başlar. Onun için bu sevgiden geliyor. Abdullah ibn Alevi el-Haddad radıyallahu anh buyuruyor bunu, sanki şerh mahiyetindedir. Hayırlı insanlarla karışıp görüşmek insanın kalbine hayır sevgisini eker ve iyi amele yardım eder. Şimdi insan bakıyor namaz kılanı görüyor, kendi kılmasa bile ne yapıyor? Yani bak biz tembellik ediyoruz, kılamıyoruz, keşke kılsak diye bir sevgi geliyor içine. Ama mesela kötülerle beraber olsa, devam içki içen, o da onları görüyor. İçmese bile yavaş yavaş, ya bunlar da içiyorlar, içiyorlar. Ne anlıyorlar acaba? Biraz da biz anlasak falan. Bir meyil başlıyor yani. Bir istek geliyor. Çünkü zaten eğer isteksizlik gelirse bir daha o adamlarla görüşmek hiç istemiyor. Ama karışıp görüşme devam ederse ne olacak mutlaka ki? O şer onu cezbedecek yani. Cezbedecek. Şerlilerle karışıp görüşmek de, oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Efendim. Daha mühimi, men halata kavmen ve aşerahum ehabbehum darureten sevam kanu ehyaran ve eşrara. Bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer kalkar ise kesinlikle onları sevmeye başlar. O toplum hayırlı olsun, şerli olsun, bu fark etmez. Demek ki birlikte oturmak, bir araya gelmek, bir araya geldiğin kimseleri sevmenin sebebidir. Senin de meclislerine gittiğin insanlar hayırlı olurlarsa sen onları seveceksin demektir. Efendim. Vel meru ma'men habbe
Dünya ve ahiret. Pek kişi dünyada da ahirette de. Kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle beraber olacak. O zaman Allah-u Teala'dan niyazımız bizi dünyada ahirette hayırlı kullarıyla, salih ve sadık kullarıyla hemdem eylesin, haşır neşir eylesin, meclislerine daim eylesin, sohbetlerine daim eylesin ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette ayırmasın. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Dua dersiniz, amin derseniz peşine salavat okuyun. Çünkü o ne yapar duanın kabulüne? Sebep olur. Salavat-ı şerife asla reddolmadığı için. Nerede kitaplar ya? Kutsi vaaz bir tane şey. Getirdin de ben vaaz edeceğim ondan da. Bütün kitapları ezbere mi biliyorum? Kitap getirin diyorum, onlar rafa koyuyor. Evet. Kitaba bakacağız. Hocanın hocası kitaptır. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Hocanın hocası kitap. Şimdi efendim, ne dedik? Şimdi 54 farz. Bir de bundan sıranızı tutun. Kaçıncıda kaldık zaten? Başında kaldık. İkinciyi, biri yaptık. 54 farzın ikincisini okuyalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bitirmişsinizdir siz. Ameli de bitirmişsinizdir. Tabii. Hemen ölseniz hazırsınızdır. Tabii tabii, ben tahmin ediyorum. Şimdi kardeş, biz vazifemize bakalım. Boş konuşmalara bakmayalım. Şimdi haberler çarşaf çarşaf. Ergenekon bilmem ne, 10. dalga, 11. geliyor. Kimler gidecek, kimler içeri gidecek, tutuşanlar, sıkışanlar, bantlar, 6-7 sene evvelki konuşmalar, şu kurmuş, şu çözmüş, şu öldürmüş, şu gömmüş. Orada silah... Dinliyorum, tabii dinlemek de lazım. Bakıyorum bir din adamını öldüreceklermiş. Kim acaba? Merak ediyorum yani. Falan ama hiç. Alevi dedelerini öldürecekse hemen koruma veriyorlar. Bize çıksa öyle bir dosya, aman gitsin derler. Ne koruma verelim şuna? Tabii. Ya tabii, kimin listede adı çıkarsa ona koruma versinler. Bu iyi bir şey. Adam niye ölsün? Kimsenin ölmesini biz istemeyiz. Ama velakin bizi görseler listede, görmemişten gelirler. Anlıyor musun? Böyle haberler dinleyene haber çok. Sabaha kadar herkes bir kanaldan konuşuyor yani. Velakin Allah Allah. Ne dünyaya faydası var, ne ahirete faydası var. Yani şimdi diyorum ki yarın sabah sala veriliyor. Birimiz gitti. Mesela buna hiç derler mi Gergenekon'dan kaç kişi içeri alındı? Bunu memlek sorar mı ya? Ama 54 farzın ikincisini sorar mı, sormaz? Niye? Çünkü farz. Farz ne demek? Farz mecburi, yapacağım bunu. Yapayım mı yapmayayım mı diye bir hakkın, seçim hakkın yok. Şeyin dediği gibi, ya dedi kesme kaya Ahmet Hoca, efendi amca oğlum muziptir. Eski hocalardan. Komşusuna ne dedi? Ya dedi, minare yıkılsa evi yıkılacak dedi be. Caminin komşususun, seni hiçbir defa camide görmüyorum. O da ne dedi ona? Henüz düşünmüyorum dedi. Lan sana evlenme mi teklif ettik de? Sen neyi düşünmüyorsun ya? Adama diyorsun ki 54 farz, kaçını yaptın, kaçını yapmadım, işime geleni yaptım. Veyahut da hiç yapmadım. Ne diyor, ne mecburiyetim var diyor. Ya ne mecburiyetim var diyor adam ya, 54 farzı bilmek zorunda mıyım diyor. Müslüman mısın? Hem ne biçim. Ben o zaman bilmek zorundasın. Ben gidip Yahudi'ye dedim mi 54 farzı biliyor musun diye? Ben gidip bir Hristiyan'a, papaza dedim mi 54 farzı sordun mu? Size soruyorum, Müslüman mısınız diyorum. Müslümanız elhamdülillah. Tamam, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Peki 54 farz sizi alakadar etmiyor mu? Farz bu ya. Farzı bilmek de nedir? Fardır. Vacibi bilmek? Vaciptir. Sünneti bilmek? Sünnet. Müstehabı bilmek? Ha. Şimdi bu durumda farzı yapmak farz, vacip yapmak vacip. Peki bir şeyin farz ise farzı iyiliği emredip kötülükten ne yetmek babında? Farzı tebliğ etmek nedir? Farz. Vacibi tebliğ etmek nedir? Vacip. Sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnet. Şimdi sarık sarmak sünnettir namaz kılarken diyelim. Hep şimdi bir adama desen ki namazlarda böyle sarıklı kılarsan işte 70 rekattan daha fazla sevap alırsın. Bunu demek nedir?
sünnettir. Çünkü sarık sünnet ya. Şimdi bunu demek farz olur mu? Olmaz. Çünkü sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnettir. Ama şimdi adam efendim namaz kılacak. Sen bu adama namaz farzdır, bak kılman lazımdır demen senin nedir bu? Farz. Peki namazı neyle kılacak? Abdest almadan? Kılamaz. Şimdi abdest, o zaman ona abdesti de öğretmek, abdest farzdır demek de ne oldu? Farz. Gusül farzdır demek de ne oldu? Farz. Çünkü onlarsız namaz olmaz. Çünkü bu 54 farz dediğin zaman hepsi hakkında ne var? Kur'an'da ayet var bir defa. Bir şeyin farz olması için Kur'an-ı Kerim'de ayet olacak. Bunların her birerlerinde Kur'an-ı Kerim'de ayet. Şimdi o zaman bu 54 farzı inşallah hepiniz bu kitap, ben bunu zaten yazmadım. Bu kitabın aslı neydi? Osmanlıcaydı. Osmanlıca'da çok ağır kelimeler sizin anlamayacağınız dil olduğu için ben bunu Latince'ye çevirirken tercümeler, yani sizin anlayacağınız dil yeni Türkçe'ye çevirerek. Çünkü bunu esas efendim kim? Bak ne yazmıştık buraya? Müellif. Yani bunu derleyen kim? Salahi Efendi. Abdullah Salahi Efendi Hazretleri. Bu yakınlarda yatıyor. Bu büyük bir alimdir. Bu zat bunu derlemiş. Ama 54 farzı çıkaran kim? Hazreti Ali Efendimiz'den nakil geliyor. İlmin kapısı kim? Hazreti Ali Efendimiz. O ondan kim nakiller yapıyor? Hep istiğfarları, işte kurtarıcı istiğfarlar. Alın okuyun dedik size. Kurtarıcı istiğfarlar. Hasan-ı Basri Hazretleri kimden nakil yaptı o istiğfarları? Hazreti Ali Efendimiz'den. 54 farzı kim nakli yaptı? Hasan-ı Basri Hazretleri. Yine Hasan-ı Basri Hazretleri 130 tane sahabi görmüştür. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt oğludur. Annelerimizden süt emmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri. Çok büyüktür o. Dolayısıyla bu ilimlerde de çok bize ne yapmıştır? Yol açmıştır. Bu 54 farzın tespitini, yani halifelerimizden kim öğrenmiş? Hasan-ı Basri Hazretleri. O da ne yapmış bunları? Bir araya getirmiş. Bazı alimler de buna şerhler yazmışlar, izah getirmişler. Her birinin altına bazı hadis-i şerifler eklemişler, mesele anlaşılsın diye. Bu Salahi Efendi Hazretleri de Osmanlı zamanında epey sene evvel ne yapmış? Bu 54 farzın güzel Arapçasından Osmanlıca olarak tercüme etmiş. Biz de size yeni anlayacağınız dile bunu çevirdik ki öbür kelimelerde lügat bakmanız lazım. Siz nerede lügat bakacaksınız? Zaten baksan bir kelimeyi ki anlamıyorsun, hemen kapatırsın kitabı. Bir şey anlamadım ben bu kitapta. Halbuki öyle yapmamak lazım. Lügat bulunduracağın, efendim Arapça biliyorsun sen, Türkçe, Osmanlıca, Türkçe lügatı var mesela. Bir kelime Osmanlıca da olsa, sen onu açsan Osmanlıca, Türkçe lügatında bulursun. Ama biraz zor iş. Yani insanın vakti olması lazım, merakı olması lazım daha Türkçesi. Sizin çoğunuzda da bu merak yok. Siz internete gireceksiniz, yeni model bir cep telefonu çıkmış, 5 saat onu incelersiniz mesela. Ama şimdi orada bir kelime var, anlamadım, iyi kap, kitabı kapat. Ya niye kitabı kapatıyorsun? Aç bir lügat. Hiç lügatta işim yok. Ama biz de ne yapıyoruz? Bazı kelime yine anlamayacağınızı tahmin edersek hiç, yanına ne açıyoruz? O parantez neye yarıyor? İşte size lügat arama bulma zahmetinden kurtarmaya yarıyor. Yoksa o kelime sizi ne yapar? Sıkıntıya sokar. Yani tabi ayetlerde de yapıyoruz bunu, hadis-i şeriflerde de yapıyoruz, yazılan ilimlerde de yapıyoruz. Bu itibarla bu 54 farzı okumanız birincisi. Okumadan, öğrenmeden amel etme imkanınız var mı? Bilmediğin şeyin neresiyle amel edeceksin? O zaman bunu farz olduğuna göre yapmak farz mı? Farz. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kelamını en başa yazdık. O burada kelamında ne diyor? Bir mümin üzerine her şep ve ruzde. Ha şimdi. Her şep ve ruzde ne anladın? Şimdi biz oraya ne yaptık işte? Bunu böyle yapmasaydık böyleydi kitap. Her şep ve ruzde. Parantez. Gece ve gündüzde. Şimdi o gece ve gündüzü koyduk. Değil mi? Şep ne demek? Farsçada gece demek. Ruz ne demek? He? Gündüz demek. Şimdi siz onları biliyorsunuz da mesela Mevlana'nın vefat gecesinde ne deniyor? Şebi Arus. O da, onu da telaffuzunuz yanlış yapıyorlardı. Arus Arapçadır. Şep Farsçadır. Şep gece. Arus zifaf gecesi, düğün gecesi. O Allah ile vefat ettiği gece Rabbimle buluşacağım diye, yani bana matem tutmayın,
efendim düğün gecem olsun, bayram gecem olsun demiş. Mübarek vasiyetinden mütevellit ne olmuş? O gece öyle Şeb-i Arus olarak kutlanıyor mesela. Ruz ne demek? Farsça'da? He? Gündüz. Mesela diyorsunuz onu. Diyorsunuz da ne dediğinizi bilmiyorsunuz ki. Ruzu mahşerde diyorsunuz. Onu da ruzu mahşer demiyor. Huzuru mahşerde diyor. Onlar hep galattır. O galatları var ya bu milletin ayıklamak Allah spiker olmuş o kadar da maaş alıyor. Bana ver o maaşı ben doğru konuşurum ya. Gidiyor orada konuşuyor diyor ki ordu diyor takayyuz lan teyakkuz. Teyakkuz uyanıklık. Gecen biri konuşuyor. Müreffeh diyecek müferreh. Yani her tarafları galat. Bir de var tabii Osmanlıca yani Türkçeyi doğru konuşmak için Osmanlıca iyi bilmek gerekir. Osmanlıca da neden mürekkeptir? Arapçadan, Farsçadan ve Türkçeden. Osmanlı'nın içerisinde kaç dil var? 3 dil var. Bu 3 dili iyi bilmeyen de Osmanlıcayı da doğru okuyamaz, konuşamaz. Onun için o kadar galat konuşuluyor ki çok gülmemiz geliyor tabii. Birden de gülemiyorsun adam ne var ya nereme bir şey buldun zannedecek. Gülemiyoruz yani bazı meclislerde ama çok cehalet var. Bilmek lazım. Bilmiyorsan bilmediğin kelimeyi de ezbereden nakletmemek lazım. Şimdi bir mümin üzerine her şef ve ruzde 54 farz vacip olur. Bunların muktezası ile amel etmez ise asilerden olur. Ne demek bu? Her 24 saatte her Müslümana bak bak hem de öyle ömrü boyunca bir kere rastlayanı yok yani. Her 24 saatte her Müslüman üzerine kaç farz var? 54 farz var. Bunları yapmayan ne olur? Allah'a isyan edenlerden olur. Allah'a isyan eden ne oldu? İblis oldu işte. Ya secde et dedi, etmedi ne oldu? İblis oldu. Başka bir suçu var mıydı? Şeytanın başka bir suçu var mıydı? 20 bin sene meleklere hocalık etti, vaazlık etti. Zikirde, secdede falan hiçbir eksiği yok. He, ama burada ne var? Gökte, yerde secde etmedik, bir karış yer bırakmadı iblis. Yani bu göklerin yerlerin tümünde 20 bin sene devamlı ibadet edersen ne olur? Her karışta secden vaki olur. O kadar secde. Ama ne zaman ki Allah ona Adem Aleyhisselam'ı kıble olarak gösterdi. Yani buna yönel, bana secde et. Adem'e secde et geçiyor ama bunun manası nedir? Bunun manası Adem senin neyin olsun? Kıblen olsun demektir. Biz şimdi nereye dönerek kılıyoruz? Kabe'ye dönüyoruz. Peki Kabe'ye mi secde ediyoruz? Yok. Şimdi mesela kıble böyle. Bir adam kasten bilerek böyle namaza dursa ne olur? Kafir olur. Şimdi sana secde et dediler ama bir de nereye doğru dön diye onun da yönünü de söylediler. Sen şimdi kendi kafana göre ben nereye olsa dönerim diyemezsin ki. O kadar secde etti de Adem'e secde et yani buna dön secde ederken denildiği zaman da ben ondan hayırlıyım niye ona dönüyorum? Deyip bu kadar fazilet, şeref, makam, mevki, mertebe cennette meleklerin hocalığı gibi bir şeyden, mertebeden azledildi. Allah muhafaza eylesin. Hep nefis. Ben hayırlıyım, ben iyiyim, ben üstünüm. Bu damar bu, damar. İlleti iblis ene hayrun bedest. Ve in maraz der nefsi her mahluk hest. Mevlana Mesnevi'de. İblisin hastalığı diyor, ben daha hayırlıyım marazıydı. Benlik hastalığıydı ki bu hastalık zahir olmuştur. Her yaratığın içinde bu hastalıktan bir damar var. Horozu görür müsün? Böyle horozlanır. At böyle bir kafayı kaldırır. Her hayvanda bile o diklenme vardır. Ben üstünüm. Böyle tavus kuşunu seyret maşallah ya. Kabarı da şişer böyle. Ha şimdi her hayvanda var. Bizde olmaması mümkün değil. Çünkü biz insan esas canlı, canlılar içinde. Hayvan ne demek aslında? Hayvan canlı demek. Bak siz onu da mesela bilmediğinizden size hayvan diyene kızıyorsunuz. Bana hayvan diyene hiç kızmam. Çünkü el insan hayvanun natık diyor mantık kitaplarında. İnsanın tarifi nedir? İdrak sahibi canlı. Şimdi her canlıya ne denir? Hayvan denir, hayvan. Ama insanın bir farkı vardır nedir? Müdriktir. Natık müdrik demek. İdrak edebilen, konuşabilen canlı. Değil mi?
Ona göre diğer canlıların da hepsinde hayvan vardır. Peşinde mesela onun bir ayırıcı özelliği vardır. İnsan da hayvandır, canlıdır ama ayırıcı özelliği nedir? Nutkudur, yani idrakidir, anlayış gücüdür. O anlayış idrak gücü onu öbür canlılardan mümeyyiz vasfıdır, ayırıcı vasfıdır. Bu itibarla şimdi her canlının içerisinde, onlarda varsa o canlılarda, efendim diğer hayvanlarda, insanda da vardır. Bu ben üstünüm meselesi çok acayip bir damardır. İşte tasavvufan için giriliyor, efendim tarikaten için giriliyor, çilehanelere niçin iniliyor, 40 gün, 40 gece kimseyle görüşmeden, konuşmadan oruçlar, riyazetler falan çile çıkarılıyor. Çile de efendim 40 demek. Yani 40 gün çilehane, 40 gün ibadet yapılan yer. Bütün bunların sebebi ne? Benliği, ben üstünüm duygusunu giderme gayreti. Bunda tabii yolu var. O yoldan gidersen bu erir. O yoldan gitmezsen daha da azar. O yolundan gitmek lazım. Çünkü yolundan gitmedin mi yaklaşayım derken ne yaparsın? Uzaklaşırsın. Adam şimdi hacca gidiyorum diye Türkistan'a doğru yola çıkmış. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Yolda birisi rastladı. Dedi ki nereye? Hacca. Dedi dön ya. Niye dedi sen beni haçtan engelliyorsun? Dedi gittiğin yol Türkistan'a çıkar dedi. He. Len tebluğel ke'betel alya eya bedevi innet tarikallezi temşi ilel hudeni. Ey bedevi, sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın çünkü yolunda değilsin. Senin yolun Huten, Türkistan'da bir yer, Huten'e çıkar. Dolayısıyla bunun Farsçası da var. Efendi Hazretleri okur. Bunlar hep Efendi Hazretleri'nin ilimleridir. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri üstadımız. Hep onun ilimleridir. Harca harca bitiremiyoruz. Yeye bitiremiyoruz. Osmanlı'nın malı gibi bitiremediler kaç sene ya. Efendi Hazretleri'nin ilimleri kıyamete kadar bitmez. Kıyamete kadar. Bütün bu ilimleri o anlattı yani. O duyuruyor. Tersem neresi? Pekâbe ey Arabi. İn rehki tu mirevi be Türkistanest. Onu da Farsça okurdu böyle. Demek ki mesele ne? Tarikata da gireceğim diye, girdim diye de benlik gider mi? Gitmez. Çünkü zaten en baştan bir havayla giriyor. Girdikten sonra o tarikata girmeyene hava atıyor. Peki, sen zikir çekiyor musun bak? Adam diyor, yok nasıl? Ben de günde 5000 Allah diyorum, sen ne bozuk adamsın, sen ne gafil adamsın, hiç Allah demiyorsun, dedi mi bittin sen. Sen tarikata girip de 50.000 çekeceğine, karşıdaki adama sen ne biçim adamsın dedin mi bittin sen. Çünkü bu işte maksat ne? Benliği kaybetmek, sen hemen ben demeye başladın zaten. Onun için Allah muhafaza, şimdi bu 54 farzdan birisi, bir emir ne mesela? Secde. Şimdi diyor ki Hasan-ı Basri 54 farz 24 saatte her müminin üzerine farz diyor mesela. Bunları yapmayan, yani 54'ü birden farz. Bunları yapmayan ne olur? Asilerden olur. Bundan bir tanesi hangisi? Secde. Bir tek bir tanesi secde. İblis nereden iblis oldu? He? Şu 54'ün biri olan secde emrini, tabi kıble itibariyle secdeyi terk etmedi de kıble değişince iş. Ha, meseleye bak şimdi. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'denken ne tarafa yönelip kılıyordu? Meslek sahaya yönelip kılıyordu. Medine'ye de geldi, öyle devam etti. Bir zaman, birkaç ay Medine'de öyle devam etti. Sonra Efendimiz ne istiyordu? İstiyordu Kabe'ye döndürülsem ama Mevlana buyurursa tabii ki. Ara sıra da köye böyle bakardı. Yani Cebrail aleyhisselam geliyor mu? O hususta Mevla da buyuruyor. Kad nera tekallube veccike fissema. Senin yüzünün gökte dolaşıp durduğunu da görmüyor değiliz. Felenüvelliyenneke kıbleten terda. Seni memnun olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Fevelli veccike şatral mescidil haram. Hadi yüzünü şimdi artık döndür Mescid-i Haram'a doğru, kıblen Mescid-i Haram olsun. Şu levhayı gösteriyorduk size, buradaki mesela şeyde Efendimiz Medine'ye ilk geldiğindeki bu surette, bunda nereye yönelik kıble? Mescid-i Aksa'ya yönelik bu şeyde, ilk gelişinde birkaç aylar. Ondan sonra Mescid-i Haram'a dön buyuruldu. Şimdi o zaman ne oldu? Münafıklar homurdandı.
Yahudiler homurdandı. Müşrikler, Mekke'dekiler, tabii büyük bir olay değil mi? Kıblenin dönmesi. Şimdi Kabe kimlerin medarı iftiharı? Yani şöyle diyelim, kimlerin geçim kaynağıydı o zaman? Müşriklerin. Kabe'ye gelenlerden yiyip içiyorlar, onun için Kabe putları da doldurmuşlar, fal bakıyorlar, milleti soyuyorlar yani. Şimdi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya dönünce müşrikler ne dedi? Dedi ki, aa, hem İbrahim'in dinindenim diyor, hem de bu kıble İbrahim'in, İbrahim'in kıblesini bıraktı gitti, dediler. Şimdi Yahudiler ne diyor o zaman? Yahudiler diyor ki, madem diyorlar İbrahim'in dinindenim diyor, o zaman İbrahim Mescid-i Aksa'yı da kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da da bulundu. Hep bütün peygamberlerin kıblesi. Bu niye buraya dönmüyor? Bizim kitapta böyle yazıyor diyorlar. Kimseye kendini beğendiremezsin yani. Şimdi ne zaman ki Mescid-i Aksa'dan çevrildi Kabe'ye, Mescid-i Haram'a dön buyuruldu, bu sefer Yahudiler Mescid-i Aksa'ya dönerken, bak bizim dinimize uymuyor ama bizim kıblemize doğru kılıyor. Mescid-i Aksa onların ağlama duvarı var ya, onların nesi? Kıblesi. Şimdi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru niye kılıyor? Mevla öyle emretti. O kafa yormaz. Mantık yok o işte. Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Yahudiler ne diyor? Bak bizim dinimize uymuyor ama kıblemize dönüyor. Yakında dinimize de döner. Öyle diyorlardı. Müşrikler, bu hem İbrahim'in dinindenim diyor. Niye İbrahim'in kıblesine dönmüyor? Böyle. Münafıklar bir şey yok. Onlar o zaman pek nasipleri yok. Ne zaman ki Mescid-i Haram'a döndü, müşrikler sevindi ama yine Kabe parladı diye, kıble oldu diye. Fakat o zaman Kabe kimin elinde? Müşriklerin elinde. Fakat peşinden ne dediler? Bu Kabe'yi doğrulttu, kıbleyi doğrulttu, yakında bizim putlara hürmete başlar. Onlar öyle sevinmeye başladı. Yahudiler çok uyuz oldular. Bu ne ya dediler. Bizim şimdi, ama diyordunuz ki bizim dinimize uymuyor, kıblemize uyuyor. Hadi şimdi uymuyor. Döndü Mekke'ye. Ne çıktı? Niye bıraktı bizim kıble? Onlar güzel. Münafıklar da bulanık suda balık avlamak derdindeler. Ortalık karıştı mı münafıklar devreye çıkar. Münafıklar da ne diyor? Şimdi münafık kim biliyor musun? Münafık kim biliyor musun? Münafık Resulullah'ın arkasında namaz kılanlar. Münafıklığı çok iyi tahlil etmek lazım. Yediğimiz kazıkların %80'i münafıklardan geliyor. Münafıkları ben çok okudum ettim. Bu kadar ayet, hadis, tefsir, kitap geçiyor bu konular ama yakında bir alimin eserinde gördüm. Çok ilginç bir ifadeyle karşılaştım. Sizinle de paylaşayım. Buyuruyor ki kitapta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, namaza duran safların içerisinde 80 kişi nasıl yaparım da onun kanını akıtırım diye beklenti içindeydi. Anladın mı münafık ne demek? Münafık kafirden eşet, cehennemde de derkil esfeli minen nar, en dipte yanacak. 80 kişi var, sahabe diyelim 500 kişi cemaatta namaz kılıyor, 1000 kişi kılıyor, 80 kişinin derdi ne? Nasıl bunu öldürürüm? Münafığı böyle anlayın. Öyle münafık deyince böyle normal bir yalancı, normal bir sözünde durmayan, işte alışverişinde ileri geri yapan manasında değil bu. Onlar amelde nifaktır. Bu konuştuğumuz konu iman münafıklığı yani. İnanmıyor bu yani. İnandım diye gösteriyor. Münafıklar da bu havada ortalık karışınca Yahudi bir şey diyor, müşrik bir şey diyor. Münafıklar da ne dediler? Bunlar kim? Camide cemaat. Böyle kılıyorlardı. Mescid-i Aksa tam tersine. Dön de böyle şimdi. Bu sefer münafıklar, ne oluyor bu ya? Böyle de din olur mu kardeşim ya? Bir gün oraya dön, bir gün buraya dön. Biz de nereye döneceğimizi şaşırdık falan. Tam münafık lafı. Ne denilirse yapacaksın. Kafadan iş yapmayacaksın. Ha mümin yok mu? Oho mümin bol, sahabe bol elhamdülillah. Kıbleteyn Mescidi var Medine'de. Hacca ümreye gidenlerin ziyaretgahları arasında. Gittiniz mi? Çoğunuz gitmişsinizdir maşallah. Ömrü haç bollaştı zaten. Kuyruk. Kıbleteyn ne demek?
İki kıbleli. Niye iki kıbleli? Çünkü kıble değişti. Öğlen namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafa elçiler gönderdi. Şimdiki gibi cep telefonu yok ki. Tak. Kıble değişti kardeşim. Dönün o taraftan. He, iki kelime. Çekiyor hat. Şimdi nerede orada? Efendim adam gönderiyor, elçi geliyor. Adamlar namazda. Bu da geldi şimdi. Kıble yanlış biliyorlar. Ama adam ne bilsin? Kıble Mescid-i Aksa'yken durdu. Bu da geldi ne dedi? Havvelû vücûkum ilel Kâbe, ilel Mescid-i Aksa. Yüzünüzü Kâbe'ye döndürün. Kıble değişti. Biz olsak şimdi birisi şöyle kapıdan bağırsa biz de bu taraftayız. Böyle dönmüşüm. Kimi zaten hadi lan işine der namazın içinde. Kimi de kardeşim şimdi ben bildiğime göre bir bitireyim. Sonra bu meseleyi bir inceleyelim. Yani sahabe döneminde olsak çok yanlış yapma ihtimalimiz çok kuvvetli. Nereden anlıyorum bunu? Bugünkü yanlışlarımızdan anlıyorum. Batılın peşine gidiyoruz, hakkı seçemiyoruz, önüne gelene itibar ediyoruz, adam sanıyoruz, kazı yiyoruz. Biz bundan dolayı diyorum. Şimdi geçen arkadaşlardan biri öyle demiş ya, çuvallamış tabii, çok çuvallamış. Yani bu insan kendini çok hiç beğenmemesi lazım. Bu kadar çok beğenilir mi ya? Biz de demiş, bu zamanda demiş, tabii şalvar, cübbe, sakal falan olunca kendini Halep müftüsü zannetmiş. Ondan sonra bayağı da bir para mara var, yardım yapıyor falan herhalde. Çok gele şey, havaya girmiş kardeş. Demiş ki, sahabe-i kiram da olsa demiş, bu zamanda bundan fazla ne yapabilir ki? Bayağı haddi aşmış değil mi? Haddi aşmış he. Onu da aşırttılar zaten bir taraftan. Şimdi insan lafını bilecek. Sahabe-i kiram olsaymış ancak kurmaz. Sahabe-i kiram. Adam namaza durmuş. Kıble Mescid-i Aksa'ya dönmüş. Namazın içinde Resulullah'ın elçisi geliyor. Adamlar namazın içindeyken dönün Mescid-i Haram'a diyor. Şimdi o kıbleteyn mescidinde görürsünüz. Tam ters. Çünkü Medine'de tam ters oluyor yönler. Böyle dönmüşken, böyle kılıyorken ne yapmış? Namazın içinde. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Namazın içinde dönmüşler, imam öne geçmiş. İki rekatı da nereden devam etmişler? Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru devam etmişler. Yeniden başlamamışlar. Çünkü neden? Haber gelene kadar onların mesuliyeti neydi? Bildikleri kıbleye yönelmek. Haber gelince ne oldu? Hüküm değişti. Hüküm değişince bunlar da safları değiştiler. Ön arkaya geldi. İmam öne geçti. İki rekatta öylece devam ettiler. Selam verdiler. Biz de nerede böyle imam be? Biz bu kadar önemli bir meselede adama pusulayla evinin mihrabının yanlışlığını ispat ediyorsun. Yine alışmış dönmüyor ya. Şimdi bazı evlere gidiyorum. Sizin de pusulanız olsun. Kaliteli bir pusula alın. İstikbali kıble. Namazın şartlarından birisine kıbleye yönelmek. Şimdi o eve taşınmış. Bak bak. Taşınmış eski adama sormuş. Eski mal sahibine veya geçen kiracıya. Kıble nasıl? Zaten ya o demiştir vallahi ben kıble mıble kullanmadım. Ne tarafa doğru oldu bilmiyorum. Öyle cahiller var ya. Damatla şeyi anlatıyor ya Efendi Hazretleri. Gelin damat hikayesini. Hoca demiş ya damat olacak adama imam nikahı kıydıracaklar da göya. Yine demek zerre kadar imanları var ama işte imam nikahı kıydıracağız diye. Demiş yavrum bir kelime-i şehadet getir bakalım demiş. O da gitmiş annesine soruyor. Nereden getireyim diyor yani. Tabak falan zannetti herhalde. Nikah kıyarken içine su koyacaklar, üfleyecek mi zannetti, elini mi sokacak zannetti işte. Nereden getireyim diyor falan diyor. Hoca bakmış Allah Allah falan. Kıza demiş kızım sen bir şehadet getir. Ben demiş bu evin yabancısıyım, neyin nerede olduğum zaten bilmiyorum demiş. Durum bu. Durum bu şimdi. Onun için adama kıbleyi de sorsam bazı kere. Yani tabii ben kıble nedir? Nasıl bir şey? Nerede oluyor? Bunu da sorana çatabilirsiniz. Ama diyelim ki namaz kılan kıbleyi bilen birine çattı. Bazı da kendi kılmıyor. Gelenlerden de soran olur diye bir seccade bir kıble bilgisi bulunduruyor. Kenarında köşesinde. He, böyle olacak. Dedi mi anla ki kılmıyor. İşte seccadeyi seriyor sana misafir gittiğin evde. Böyle olması lazım. Böyle olacak. Dedi mi anla ki kendisi kılmıyor. Şimdi bu sefer gidiyorsun ondan sonra adama soruyorsun çıkan kiracıya. O da sana gösteriyor şöyle
Sen de ondan sonra 10 sene öyle kılmaya devam ediyorsun. Halbuki Müslüman böyle yapmaz. Müslüman ne yapar? İlim üzere, şuur. Çünkü neden? O adamın yanlış bilme ihtimali kuvvetli. Ya da bilmiyordu da ayıp olmasın diye çevirdi bir tarafa. Şimdi demesin bana ki, niye kıbleyi de mi bilmiyorsun lan? Kıblesiz misin der. Bu sefer mahcup olmayayım diye bir tarafa serer. Müslüman dinini ciddiye alandır. Ne yapmak lazım? Benim çantamda pusula gezer. İlla ki bilmediğimiz bir yerde pusulayı koyacaksın. Bazıları hacı hoca. Fakat tam mesela şöyle kılmış senelerce. Bir ölçtüm pusulayı böyle çıktı. Adamı döndüremiyorum. Adamı sanki Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Araba döndüreceksin yani. Adamı biz senelerdir böyle alıştık. E kardeşim böyle. Halep orada, çarşın burada, ölçtük. Ama böyle şöyle. E sen nereden baktın? E ben Çamlıca'dan hesap ettim. Çamlıca'dan hesap edersen böyle olur. Bir de minareden hesap ediyorlar. Minarenin kapısından, ya minarenin kapısı var ya, o uzaktan gördüğün zaman o kadar şaşar ki o. O böyle bu kadar şaşmalar kaçınılmaz. Öyle şey olur mu ya? E sen şimdi kıbleye yöneleceksin. Şimdi sahabe, yani kıble değişmiş. Kıble iki rekattan sonra dönmüşler Kabe'ye doğru. Adamlardaki imana bak. Biz Müslümana doğru kıbleyi buluyoruz. Bir adım sağa döndüremiyoruz adamı ya. Adam alışmış ya. Hani bu dini gelenek görenek usulü yaşayanlar var ya. Yaşlılarda biraz daha fazla olur bu saplantılar. Yaşlılarda mesela. Bilmediğini bilmez. Hoca da dese dinlemez. Ondan sonra ettehiyyatü Fatiha'nın yerine Fatiha'yı tahiyyatta Fatiha okur. Seferi mesafede yine ne kılar? Dört kılar. Yahu iki rekat kılacaksın. Bizim oğlan biliyor Ahmet Han. Benim diyor ikiye düştü namazım diyor küçük çocuk ya. Seferiyim diyor ama bazı evde de diyor öyle seferiyim işine gelmediği zaman. Neyse şimdi. Yahu diyorsun bu ikiye indi namaz diyorsun. Benim nenem öyle der. İçime sinmez uşağım derdi. Ben dört kılacağım. Şimdi yaşlandı mı biraz tabii o işler öyle oluyor. Zinet ne vardı Allah rahmet eylesin. O büyük nenemiz ben onu tanımıyorum. Babam anlatıyor. Ezandan evvel namaza dururdu diyor. Nene ezan okunmadı. Kabe'de okunmuştur uşağım derdi diyor. E şimdi böyle şeyler var. Bunlar oluyordu. Olur. Ama aklı gittiyse mazur olur. Mesul olmaz. Çünkü ne oldu? Yaşlılıktan aklı gitti. E şimdi sahabedeki duruma bak, bizdeki duruma bak. Ha, hocaya inanmıyor da. Hocam niye ben böyle alıştım? Ben diyor 10 senedir böyle kıldım şimdi. Yanlış mı kıldım şimdi? E, yanlış kıldım bak sana böyle çıktı kıble. Ne yapacağız? Tabii o da fetva meselesi. Şöyle şu açılar kurtarır. Yani iade etmek gerekmez ama hepten ha böyleyse tabii ki bu bir tarafına değmez yani. Çünkü Allah Teala فَبَلِّ وَجَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ yüzünü Mescid-i Haram'a tam kendisine döndür demiyor. Tarafına döndür. O tarafı var ya, şatra kelimesi bizi kurtarmasa var ya, yandık yıkıldık. Yani. Şatra tarafına diyor. O taraf olunca şimdi böyle bu kadar açılar, yani az açılar tarafı kurtarır. Ama şimdi böyle olursa ne lazım? İade etmen lazım. Oho, 10 senelik namaz iade, adamın başına böyle bir şey çıkarsa ne der? Nereden geldin de bu pusulayı çıkarttın başımıza? Ne lüzumu vardı bu meseleyi karıştırmanın? Hazır kılıyorduk ha böyle yanlış. Böyle olur mu ya? Ben ne derim? Allah senden razı olsun ya. Sen gelmesen biz ne yapacağız? Şimdi de ya onu öyle kabul ederler, ahirette bir şey demezler. Öyle mi acaba? Pusulan var, niye ölçmedin derler. Demezler mi? Yani şimdi bir Müslüman namazın farzları şart. Bu şimdi 54 farz diyorsun. Bu 54 farz her gün Müslümana lazım. Ne demek? Bu işte başına geliyor. Ya kıbledir, ya tesettürdür, ya setre avrettir. Bunların hepsi her gün lazım o demek. Çünkü her gün namaz kılacaksın. Namaz kılman için onun şartları var her gün. Öyle ya, kusursuz kılamazsın, abdestsiz kılamazsın. Tesettürsüz, setre avretsiz kılamazsın. Kıbleyi bulmadan kılamazsın vesaire. Onun için dinimize ciddiyet vereceğiz. Bunu okuyacağız. 54 farzı. İnşallah haftaya kadar okumuş olursunuz. Amel etmek lazım ama amelin şartı ne? Öğrenmek. Öğrenmeden amel olmayacağına göre
Bunu okumak ne bir defa? Okumak ne? Okumak. Senin herhangi bir gazete okuduğundan bahsetmiyorum. Köşe yazarı bilmem ne her gün takip ederim kaçırmamdan bahsetmiyorum sana ya. Bunu okumak farz diyorum sana. Niye farz? Namaz farzsa bu da farz. Bu demek. Bunu başka bir izahı yok ki, farz işte. Okuduktan sonra da amel etmen de ne? Farz. Ama sende olmayan bir şart varsa o başka. Dersin ki oruçtur ben. E zaten oruç 24 saatte bir gelmiyor ki. Buradakiler 24 saatte tekerrür eden işler. Mesela şimdi. İkinci farz diyor. Neymiş ikinci farz? Elbise giymek. Elbise giymek farz mı? Elbise giymek farz demek ne demek? Avret yerini örtmek demek. Avret yeri erkeğin neresi? Hanefi mezhebine göre. Göbekle diz kapağı arası. Peki kadının neresi? Ve cemi'u bedenil mer'eti ve cemi'u bedenil hurreti avretun. Kadının bütün bedeni avret illa vecihâ ve keffeyhâ. Yüzüyle elleri müstesna. Bazı rivayetlerde tek göz diyor. Ama yüzüne müsaade ediliyor. Yüzüne de müsaade edilmek demek, yüzünü de böyle ayna gibi ortaya çıkartmak demek değildir. Mümkün ise şöyle, çarşafı şuradan bağlasa mesela daha ne olur? Makbul olur. Niye? Yaşlı mı, genç mi? Güzel mi, çirkin mi seçilmese maksat. Ama şimdiki mesele ne? Şimdi ben güzelliğim ortaya çıksın diye kapalı kadınlar bile o türban takıyorlar, başörtü takıyorlar ama cicili bicili, güllü müllü, ondan sonra da makyaj, bir de fıs fıs, çık sokağa, bütün millet açığı bırakmış buna bakıyor. Böyle tesettür mü olur ya? Böyle tesettür mü olur ya? Ondan sonra mesela bizim iddialı bir çıkışımız var. Nerede? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin mealinde. Mahmud Usta Osmanlı Hazretleri'nin Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali. Bu mübarek mealde mesela çok önemli bir konu işlemişiz. Efendi Hazretleri bunu bizzat bulundu böyle. Bu konuyu çok dikkatle dinledi. Çünkü bu mesele ne diyor orada? Vel yadribne bihumurihinne ala cüyubihinne. Başörtülerini yakaların üstüne atsınlar ayetinde. Şimdi bazıları ne diyor? O ayet diyor işte Zekeriya Beyaz ne dedi? Başörtü yok orada dedi zaten. O hepten yok diyor. Niye? O diyor yakayı örtmek için diyor. Yani fular takacak. Gerdanlığı çaldırmamak için diyor. O öyle söylüyor. Allah selamet versin. Ondan sonra ben öyle diyorum ya. Hangi hocaya böyle ehli sünnet dışı konuşan hocalara ben çok dua ediyorum. Ya Rabbi bunları siyasete bulaştır. Bizi bunlardan kurtar. Biri gitti parti kurdu. Bu da şimdi belediye başkan adayı olmuş. Nereye gideceğini de şaşırdı. O partiye gideceğim diye buraya gitmiş. Dedi ki neye niyet, neye kısmet. O da oraya gitti neyse. İnşallah yakındır ondan da kurtulsak ama bu sefer de kazanması icap edecek yani neyse. Kazanmasa da belki kalır orada başkan başkan olur. Kalsınlar bir tarafta. Şimdi o diyor ki hiç örtmek yok. Bazıları öyle diyor. Bazıları da diyor ki başörtüsü türban gibi çenede düğümlenendir. Biz de burada bu mealde okuyoruz. Nur suresinin ayeti. Bu başörtü değil. Kur'an'da başörtüsü türban diye bir şey yok. Ama biz başörtüsü türban diye bir şey yok derken ne demek istemiyoruz? Açık kesecek demek istemiyoruz. Onlar gibi. Ya ne diyoruz? Alâ cüyûbînle yakalarının üstüne doğru atsınlar buyurulduğu için başörtüsü başta kalıp çene altında bağlanandır. Çene altında bağlanan İslam'da yoktur. İslam'da başın üstünden gelen yudnîne aleyhinne min celâbîbihinne. Ahzab suresinin ayeti de onu tefsir eder. Çarlarını, çarşaflarını üzerlerine yaklaştırsınlar, sarkıtsınlar. Ayet ayeti tefsir eder. Ayet ayeti tekzip etmez. Hiçbir ayet öbür ayette çelişmez. Sen anlamıyorsun, sen çelişmişsin. Anladığın zaman ne oluyor? Yakanın üstüne geldiği zaman ne oluyor bu? Çarşafın üst kısmı oluyor. Veya çar, veya ferace, veya peştemal dolaylık, veya atkı şalvar, veya Erzurum yöresi ihram. Ha bunlar yöresel kıyafetlere karşı değiliz. Yöresel kıyafetler. Ama zaten peştemalı dize çektiler şimdi. Dize çekti. Öyle peştemalı olur mu? Öyle çarşaf da olmaz. Mesela Siirt çarşafı vardır.
O Siirtlilerin çarşafı dize yakındır. O da olmaz. Yani adı çarşaf da olsa dize yakın oldu mu aşağısı bacağın gözükürse o da olmaz. Biz burada ille de tutturmuş şu olacak da nasıl olursa olacak demiyoruz ki. Bizim dediğimiz şartlar var. Mealde bunlar açıklanmış. Ahzab suresi ayrı açıklanmış. Nur suresinde ayrı açıklanmış. Bütün bunlar alfabetik firistesi var. Firisteden de bulursunuz. Ha, şimdi tesettür. Kadının bütün bedeni avret ancak neresi müstesna? Yüzü ve elleri diyorsun. Şimdi erkeğin avret yeri neresi dedik? Göbek diz kapağı arası. Bu bölgeyi dar giysen, bu bölgeyi erkek böyle dar şort giyse ve o bölgenin hatları belli olsa ne olur? Haram olur. Çünkü o ne olmuş olur? Kâsiyat nâret. Giyinmiş çıplaklara dahil olur. Giyinmiş çıplak. Çünkü neden? Tahrik eder. Çünkü neden? Şekil belli eder. Avret bölgesinin şeklinin belli edilmesi de nedir? Haramdır. Sana ört dedilerse niye dediler onu? Görünmesin diye. Örtmek içindir. Görme, daracık örtersen bunu çıplaktan daha çok cezbeder. Bu olmaz ki ya. Hakeza kadının bütün bedeni avretse, bütün bedeni avretse, nasıl erkeğin avretleri efendim şekli belli olacak şekilde dar giyse haramsa, kadının da bütün bedeni avretse, o dar mantoları giydiği zaman da kolunun şekli belli olursa, he? Vücudunun şekli belli olursa zorla içine giriyor. Düğmeleri zor kapatıyor. E düğmeleri zor kapattığın bir şey tesettür olur mu? Şeklin belli. Ha, onun için 54 farzın ikincisi neymiş? Elbise giyinmek. Ama bu nasıl elbise giyinmek? Her elbise avreti tesettür sayılır mı? Sayılmaz. Avret yerlerini örtmek farzdır. Avret yerlerinden dışarısını örtmek tabii sünnete girer, müstahaba girer. Erkek için başka kadın ama kadında bu konu yok. Çünkü kadında bütün beden avrete giriyor. Peki Kur'an'da bunun ayeti nerede? Estaizu billah. Ya beni Adem'e hudû zînetekum inde kulli mescid. Ey Adem oğulları, her secde zamanı. Secde ne demek? Namaz yani. Namazın bir rüknü, en büyük rüknü nedir? Secdedir. Onun için bazıları secde yapamıyor. Secde yapamayacak kadar hasta olunca ne yapıyor? Sandalyede oturuyor. İşte ayakta duruyor. Sonra rükûa eğiliyor. Secde yapacağı zaman da ne yapıyor? Secde yapamayacağı için sandalyeye oturuyor. Başını böyle eğiyor. Doğru mu bu? He? Yanlış diyor hocalar. Niye? Namazdan maksat secdedir. Secde yapamayandan diğer rükünler düşmüştür. Dolayısıyla ima ile zaten kılacak oturarak diyor. Yani böyle ayakta duruyor, rükû de yapabiliyor, ondan sonra tak sandalyeye oturuyor. Bu mesele yok yani. Bu da yanlış bir uygulama. Camilerde bol miktarda sandalyeler görüyoruz. Kenarlarda böyle var. Secde yapamayandan düşüyor kıyam rükû. Çünkü namazın maksadı ne? Secde. Secde yapamıyorsan imaya düştün. Fıkıh böyle söylüyor. Şimdi Allah ne diyorsun? İnde kulli mescidin. Mescid mastar mimidir. Mastar mimi yani anlayan bilir onu. Mastar mimi demek secde, mescid. Kelimeler mastardır. Bu namaz kılınan yer değil. Bir var mescid ne demek? Secde yapılan yer. O secde yapılan yer olursa ismi mekan olur Arapçada. İsmi mekan ne demek? İşte o işin yapıldığı yerin adı. Yani cami. Bu o değil. Bu inde kulli mescid ne demek? Her secde zamanı, inde zaman. Mescid secde, mastar çünkü. Secde zamanı diyorsun. Secde zamanı ne demek? Allah Teala namaz diyecek yere ne buyuruyor? Secden için. Namaz eşittir. Secde. Çünkü namazın en büyük rüknü ne? Secde. Secde yapacağınız zaman süsünüzü takının diyor. Süsünüzü ne demek? Elbisenizi demek. Şimdi bu ayetin bu manada olduğunu direkt Kur'an'a bakmakla meal manasıyla, lügat manasıyla anlayabilir misin? Anlayamaz. O zaman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine bakacaksın. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerif buyuruyor. Bu İbn Abbas ve sair sahabeden bu hususta tefsirde rivayetler geliyor ki bu ayet ne hakkındadır? Namazdaki setri avret hakkında. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz imkanlar kıt. İnsanlar namaz kılmaya bile elbise bulamıyor. Yani Ebu Bekir Sıddık bir sadaka veriyor üstündeki entariyi. Camiye çıkamıyor. Bir
donuk alıyor. Avret yerini örtecek kadar onunla da insan içine çıkamıyor. Evde kılıyor. Yani sahabede böyle şeyler çok oluyor. Kapıya geliyor sadaka vermek için. Sadaka bir şeysi yok. Kalkıyor bir elbisesini verince ikinci yedeği yok. Bundan dolayı evde efendim kılmak zorunda kaldıkları zamanlar olduğu siyer kitaplarında geçiyor sahabe hakkında mesela. Dolayısıyla kişinin avret yerini örten elbisesine burada zinet buyuruluyor. Ancak avret yerini örtecek kadar giyinmek namaz için nedir? Farzdır. Bunsuz namaz olmaz. Ancak kadınlar da dikkat etmeleri lazım. Namaz elbiselerine özellikle çok efendim bol kıyafetler olması lazım. Ayağına kadar uzaması lazım. Efendim ayağının namazda açılmaması lazım. Ondan sonra bu el mesela kurtarıyor ama buradan yukarısı kurtarmıyor. Şimdi rükûa secdeye inerken el ne oluyor böyle? Onların işi zor. Açılıyor bak. Böyle böyle çeker. Kendi kendine çeker bu. Bu çekti mi bura ne? Avret bura. Kadın için. Onların işi çok zor. Onun için buradan lastikli. Elbiseler buradan lastikli olması lazım. Açmasın. Rükû secde yaparken diye. Ondan sonra yoksa açılır. Kendi kendine çeker. Şu kadar çekse. Bir uzvun dörtte biri miktarı açılırsa namaz bozuluyor. Avret yerinden. Kadının olsun erkeğin olsun. Avret yerinden bir uzvun, bir uzuv ne? Her uzuv kendine göre. Kulak bir uzuvdur. Bir uzuvdur. Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmakla belki bozulmaz ama bu da şuraya kadar geldi mi? Zaten şuradan hesap ettim mi? Dörtte bire tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte de mesela donla kılayım derseler bazı öyle gidiyorlar denize menize. Efendim şortları haşama. Uygun yani dizden aşağı ama namazda efendim eğilirken kalkarken o ne oluyor biraz? Yukarı çekiliyor kendi kendine. Bu durumda zaten haşama gibi, pijama gibi kıyafetler temiz de olsa avretlerini örtse de bunlarla namaz kılmak mekruhtur. Niye? İnsan içine çıkamayacağın kıyafetle Allah'ın huzuruna çıkmak hiç yakışık almaz. Velakin farz yerine gelir mi meselesine gelince? Avret yeri örtülünce farz yerine gelir ama işte diyorum dize dayanan bir haşama ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama namazda eğilirken onu yapar hafif yukarı çeker. Yukarı çektiğimi de avret bölgesinden açılmış oluyor. İşte o tabi dörtte bir miktarı genel avret bölgesinin açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü secde yaptığı zaman, rükû eğildiği zaman, secde yaptığı zaman ne olur? Arkasında duran, ona bakan, onun avret yerlerinin hat ve şekillerini dar pantolon olursa görür. Şimdi öyle bir kot pantolon giriyor ki içine girmek için ha böyle iki saat uğraşıyor. Bu olmaz kardeşim. Bunu yapma kardeşim. Yapma. Bak erkekliğe zararı var. Raculiyete zararı var. Hormonlarına zararı var. Hislerine, duygularına bile zararı var. Erkek bol giyecek. Rahat hareket edecek. Allah öyle mi onu emrediyor? İslam hep senin karına. Sen bu gavur modalarına uyarsan zararına. Ya. Ondan sonra ne diyeyim sana? Çok konuşulacak laf var ama işte bazı da dozunu kaçırmayayım diyorum yani. Dozunu da kaçırmayayım diyorum. Herkesin işi rast gelme. Herkes bana kafası uymaz yani. Kimisine kafasın bozulur falan. Ama şimdi dar giymemek lazım dedik. Şekil belli etmemek lazım dedik. Efendi babamız da Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri böyle bu hususlarda çok dururdu yani. Hatta adamın birini böyle hususi ne yaptı? Biraz da sertti. Sertti derken her türlü sertti yani. Hareketlerinde gösterirdi o sertliğini. Adam baktı ki dar giymiş. Dedi ki kalk bakayım dedi. Çevirdim adam da utanıyor. Dedi secdeye yat bakayım. Yatırdı onu secdeye. Ali Adel Efendi Hazretleri. Secdeye yatırdı onu. Tamam dedi. Sac ayağını kurdun dedi yani. Üçlü dedi yani. Üç sac ayağı tamam dedi yani. Bu ne demek istedi ona yani? Ya. Her şeyin meydanda demek istedi. Bu vaziyette sen nasılsın? Hoca efendi ne var? Şimdi
Ben iş yerinde çalışıyorum, şuradayım, burada. Ben şalvar giyemem. O zaman sana bir kolaylık. Sana bir kolaylık. Bu kıyamı unutma. Nedir o? İncecik bir cübbe. İnce. Çalıştığın yerde dolabında durur. Her gün taşımayacaksan efendim veya bir çantanda durur. İnce cübbeler olur, ince. O ince bir cübbeyle girip de dizine kadar cübbe örterse o zaman rükuda, secdede giydiğin dar da olsa, namazda arkanda duran da olsa ne olmaz? Şeklin meydana çıkmadığından mekruh olmaz. Aa, seni kurtarmanın bir formülü. Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım? Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor otobüste, minibüste, her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazimi kesire yani. Böyle takım. Tak çıkar oradan oraya, oradan rimel takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Peki sen Allah için, din için, Rabbinin farzı yerine gelsin için haram, mekruhta. Mekruh ne demek mekruh? Mekruh demek istenmedik şey. Yani Allah namazı farz etti ama dar kıyafetle kıldığın vakitte avret yerin dar olursa, bak üstün dar olursa demedik. Yani mesela buranda dar bir şey giydin, ceket. Ben sana ona mekruh olur demiyorum şimdi yani. Ha, gavura benzememek konusu ayrı. O ayrı bir şey. Ama namazdaki setre avrete girmiyor, bura avret değil ki. Ama belden aşağısı avret olan noktada daraldığı zaman şekil çıkar, şekil çıktığı zaman mekruh olur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor, istemiyor. İstenmedik şeye mekruh deniyor. Müstehap tersi. Müstehap sevilen, mekruh sevilmeyen. E biz bu namazı niye kılıyoruz? Allah'a kendimizi beğendirmek, kabul ettirmek için kılıyoruz. E biz kime beğendireceğiz? Rabbimize. E Rabbimiz istemiyorsa bunu, kim istese ne olur? Setre avret, örtünme meselesi, kılık kıyafet meselesi, ama namazın dışında da kafirlere benzemeyin. Kafir kıyafetleri giyinmeyin. Modalara uymayın. İslam kıyafeti üzere olun. Bunları söylüyoruz size. Birisine kumaş verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp ganimetinden. Sonra adam dikti geldi sahabeden. Ne buyurdu ona? İnne adimil libasil küffar felat elbese. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bunu. Ne yapayım onu dedi? Yak onu dedi. Dedi ya Resulallah, bunu siz bana vermiştiniz. Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun dedi. Burada şekilin önemi çıkıyor. Ve la terkenu ilellezine zalemu ayetinin tefsirinde. Sakın zalimlere azıcık daha meyletmeyin tefsirde. Kazi Beyzavi gibi bütün tefsirler, büyük müfessirlerde ketezeyi bizi yiyip onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek de diyor zalimlere meyletmeye girer. E şimdi yani Yahudi'ye uyuz oluyoruz. Yahudi'ye kızıyoruz. Allah lanet eylesin. Amin. Allah belalarını takdir eylesin. Amin. Efendim tabii ki. Ama şimdi onun kıyafetine benzeyen kıyafet giymeye ne lüzum var? Yani gören sokakta ne bileyim farika, alameti farika, Müslümanın Müslüman olduğunu ayıracak özellikler görse daha iyi olmaz mı yani? Değil mi? İçimiz rahatlıkla selam versek değil mi? Ya tanıdığına tanımadığına selam ver diyor. Tanıdığına tanımadığına nasıl selam vereceksin şimdi? 72,5 millet var. Herif de bir tutam sakallı diye şurada çarşambada, çok eski biz çocuktuk, bir papaz vardı. Adam da bir tutam sakalı var diye gitti ona selamun aleyküm dedi. O da hiç duvar gibi geçti. Bu da diyor selam almıyor. E dedim o papaz. E diyor sakallı. E kafada şapka var diyorum. Onu da mı görmüyorsun? İşte kafadaki şapkayı görmüyor, sakala aldanmış yani. Her sakallıya da selam verilmez ki. Papaz da çıkabilir. Herife gitti dedi ya, kardeşim dedi bu altın yüzük haramdır, çıkar. O da dedi ki ben belki agobum dedi ya. Yani agob olursa adama altın yüzük haram oluyor mu? E öyle ya adam, Müslüman mısın değil misin, adın ne ya? İslam'da evvela ne var? Tanışma faslı var. Oturduk emri bil maruf yapacağız. Adam Allah'a inanmıyor. Sen abdestin sünnetlerinden başlarsan adam güler ya. Evvela kimsiniz, nesiniz, adınız ne, Müslüman mısınız? Öyle mi? İslam nişanları bu bakımdan nedir? Giyim kuşamda da kılık kıyafette de Müslüman şekline bürünmek nedir? Önemli midir? Çünkü kimse altın alacağı zaman düğüne hediye götürmek için ciğerciye girmez. Anladın mı? Efendim?
Arnavut ciğeri yemek isteyen de, ben çok seviyorum, çağıran olursa beklerim. Evet, Arnavut ciğeri yemek isteyen, almak isteyen de ne yapmaz? Kuyumcuya girmez. Vitrinde ne varsa içeri giren onu sorar. Sakal vitrindir tabii ki. Ama sadece sakal yeterli değil. Ona göre efendim başında da bir İslami bir bere olması, yine o da ne yapar? Onu takviye eder. Çünkü bazı gavur da sakal bırakıyor. Mesela bunlar önemli. Bıyıkları kısa tutmak çok önemli. Bıyık sakala böyle dudakları örtmemeli. Değil mi İslam canlar? Bıyığınızı kısaltın. Saç uzatmak sünnette var. Ama saçınızı uzatırsanız bile ne buyuruyor? Ortadan ayırın. Niye? Kafirlere benzememek için. Saçını uzat. Ama o zaman da bakımını yap diyor hadis-i şerif. Ortadan ayırırsanız sünnettir. Mesela biz hiçbir sünnete bunu yapmayın demiyoruz. Ama sünnet gibi yapalım. Elbisede de mesele budur. İlla şalvar cübbe giymek şartı yok mesela. Ben şimdi entari giyiyorum şimdi. Entari de nedir? Sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şalvar da giymiş midir içine? Giymiştir. Sordular ya Resulallah sen sirvaldir Arapçası. Sen sirval giyer misin? Ne buyurdu? Hazaran ve seferan, leylen ve nehara. Gece, gündüz, yolda, evde hep giyerim buyurdu. Mesela bu Bayram Ali Hoca bulmuştu bunu da. Efendi Hazretleri demişti ona, bunun bir kaynağını bul da rahmetli şehit olan Bayram Hoca bulmuş getirmişti. Kitapta tabii biz de gördük. Ve lakin Allah rahmet eylesin. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in giyimlerinde de illa da şunu giyeceksin, şu renk giyeceksin şart değil bu da. Ama bir mühim mesele vardır, o da nedir? İslami kıyafet olması, ondan sonra İslami kıyafetin şeyine, ayırıcı özelliğine, avret yerini belli etmemesi, şekil belli etmemesi, bol olması, otururken yani öyle bir durum oluyor ki bu darlıkta insan anasının karşısında oturmaya bile haya eder. Annesinin karşısında oturmaya haya eder. Efendi Hazretleri derdi, bu vaziyette ancak karının yanında oturursun derdi. Yani öyle bir dar ki, hanımının yanında istersen çıplak otur zaten. Ha, o demek yani. Bu vaziyette derdi, ananın yanında otursan caiz değil. Çünkü avret yeri şekli çıkarsa, işte namazda ona göre mekruh oluyor. İnşallah bu cübbe işini bir düşünün. Ama illa ben sokaklarda olarak demiyorum, bu ince, çantaya sığar, küçük, namaz kılacağın zamanda bunu insan nerede kılarsa kılsın takınır, hemen çıkarırsa da iş icabı mesela. Herkes benim gibi cübbeli değil. Her dakika her yerde giyemeyebilir. O zaman ne yapacak? Onu çantasına hemen koyacak. Böyle Allah için taşıyacak ya bunu başka bir. Bir izahı yok. Bu sarıktan daha önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız Allah mübarek etsin. Sarık sarıyor kocaman. Fakat aşağısı kot pantolon. Yani. Şimdi mübarek. Yani ne perhiz ne lahana turşusu. Aşağıdan zaten kerahate girdin yani. Üzerde üstünden fazilete girdin. Şimdi tamam buradan 70 leket alacağım diyorsun ama aşağısı açık yani. Her tarafı kaybettiriyor. Ama bol olursa, bol olursa, avret yeri belli olmazsa o zaman kerahat olmaz. Ama en sağlamı bunun cübbedir yani. Anladınız? İnşallah anladınız. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, İ'mel saliha ve kul tayyiba velbes leyyina. Salih amel işle, temiz helal rızık ye ve temiz elbise giy. Bu da Resulullah'ın emridir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten güzel amel etmek için ne yemek lazım? Helal yemek lazım. Haram yiyen güzel amel işleyemez. Allah Teala öyle emretti. Ya evledine amin. Kulû minet tayyibat. Ya eyyuhar rusulü. Ey peygamberler. Kulû minet tayyibat. Helal şeylerden, rızıklardan yiyin. Ve amelû saliha. Salih amel işleyin. Helal yerseniz salih amel işlersiniz. Temiz elbise giyin. Evet. Yani temiz olsun. Kirli olmasın. Kirlilik de İslam'a yakışan bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği bir şey değil. Yani adamın birini kirli giydiğinde kızdı. Ve bunu niye bunu temizleyecek kadar bir su bulamamış mı? Bir sabun bulamamış mı? Bu kadar da titizdi. Temizlik üzerine. Fakir olabilirsin. Eski giyebilirsin. Yamalı da giyebilirsin. Bunlar sünnette de var. Hazreti Ali Ömer Efendimiz yamalıklı giyerdi. Yamalı giymek sünnete muhalif değildir.
Eski de giyilebilir. Sorun yok. Ama kirli giymek sünnete muhaliftir. Temiz giyilmesi emrediliyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün kainatın efendisi bizim evimize teşrif buyurdu. Baktı ki bizim evde biri var, eteğinde kirpas var. Ne bu? Ema kana hada yecidu ma yagsilu bi thiyabu. Bu adam dedi elbisesini yıkayacak kadar bir su bulamadı mı? Karışıyor muymuş her şeye? He? Karışıyormuş değil mi? Öyle geldiği zaman oturacak sizde huzur üzere böyle. Böyle adamı ne yapar? Adamı kalk bakayım. Senin bu elbisen ne? Şu ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Din bu. Öyle din benim şeyime karışmasın. Evet, giydiğime karışmasın. Kuşandığıma karışmasın. Kimle evleneceğime karışmasın. Neye karışsın? Toprağın altına karışsın. Toprağın altı üstünden idare ediliyor. Üstünde ne yaparsan altında onu bulacaksın. Böyle din olur mu ya? Anam olsun, ağzı olmasın. Yani benim de bir dinim olsun, soranlara Müslümanım diyeyim, tamam. Ama sosyal hayatımda dinin hiçbir yeri olmasın. Böyle şey olur mu? Bu neye benzer? Benim giyindiğime, soyunduğuma Allah ne karışıyor? Bu aynı karının biri ne etti mesela? Timurtaş zamanında Allah rahmet etsin. Timurtaş o zaman Yavuz Selim'de bir ara vaaz ediyordu, anlatıyordu böyle. Müftülükte görevliydi o zaman. Yahu dedi, kızın birini getirdiler, dayısıyla evlenmeye kalkmış. Yani diyor, izah edemiyorlar, ikna edemiyorlar, bana getirdiler. Diyorum ki, kızım, ne var, bu senin dayın mı dayın? Allah bunu haram etti. Ya ben dayımı seviyorum diyor. Ya olur mu, şudur budur diyor. Müslümansın, Müslümanım diyor. Ama diyor, Allah'a inanmıyor musun yavrum diyor. İnanıyorum diyor ama diyor, Allah neye karışıyor dayımla evlenmeme diyor. Şimdi o ne kadar sizi güldürüyor ya, şaşırtıyor ya, bu nasıl iş ya, bu ne cahil kızmış ya. Şimdi birisi de, Allah ben faiz alıyorsam ona ne karışıyor, ben nasıl elbise giyiyorsam Allah ne karışıyor, efendim, he? Bunların da ondan farkı yok. O zır cahilmiş ama, bir insan, benim Allah yattığına da karışır, peygamber de karışır, ne tarafa yattığına da karışır, abdest bozmana da karışır, girdiğine de karışır, çıktığına da karışır. Sünnet, sünnet, sünnet! Sünnete uyarsan, çekmezsin illet. Çekme, uğramazsın zillet. Hiç. İşin rahat olur. Yani tuvalette otururken bile ne yapacaksın ellerini? Şakaklarına koyacaksın. Bunu böyle. Bu ne? Ben ne alakası? Ya karıştırma sen. Burana koy dedi, böyle yap. Konuşma tuvalette dedi, konuşma. Laf yetiştirme dışarı tuvaletten ya. Millete talimat verme. Mekruh diyorsun sana. Allah istemediği bir şey yapmayacaksın da. Benim tuvalete girdim çıktım, tuvalette de mi rahatlayamayacağım? Rahatla kardeşim. Milletle konuşma. Bak bir tanesi mesela ne yaptı? Ikınmaktan burası beyin damarları çatladı öldü. Tuvalette öldü mesela. Çünkü ıkınırken şakaklar zorlanır. Sana demişler burayı bastır. İlla sana yani doktor şeyi mi reçetesiyle mi getireceğiz? Sünnetse bir şey daha bunu karıştırmayacaksın. Allah bu peygamberi gönderdi. Dinimiz, dünyamız, maddi, manevi, her türlü güvencemiz, teminatımız, dinimizdir. Şöyle elbise giy, tamam öyle giy. Dar giyme, giyme. Hele ki avret yerlerinin dar giyilmesi kesinlikle kısırlığa kadar yol açıyor. Küçük çocuğa başlatırsın dar giyme, çocuğu olmaz. Biz size ne bilirsek, daha neler biliyoruz da her şeyi konuşmak ayıp oluyor. Şimdi olmaz ki. Ama sen... Doktor deyince yapıyorsun, peygamber deyince. Şimdi efendim, çok da ileri gitmeyelim. Bunun ilerilikle, gerilikle alakası yok ki. Bak ne buyurdu sana, elbiseni yıkayacak bir şey bulamadın mı sen dedi ona. Eve gitmiş misafir, ona hemen adamı dedi. Dedi, kalk işte, elbiseni yıka. Bu niye kirlik yapaslı? Geziyorsun. Ha, peki şey var mı? Ne onun adı? Kıymetli kumaştan elbise giymeye izin var mı? Var. Gavurların dokuduğu kumaşı giymek helal mi? Helal. Gavurların şekline bürünmek haram. Çünkü Resulullah Efendimiz ganimet malları kimin dokunduğu kumaşlardı? Gavurların kumaşıydı. O gavurun kumaşını ne yapabilirsin? Giyebilirsin. Ama ne şekil? İslami bir kıyafet üzere giyersin yaparsın. Örfe uygun vesaire. Yani onun için gavur kumaşı giyilmez diye bir şey yok. Ama gavur gibi giyilmez. Fark burada çıkar. Bazı İmam-ı Azam Efendimizin namazda cübbesi vardı. Namaz kılarken giyindiği cübbesi. Kaç paraydı biliyor musunuz? Yani 4000 dirhem mi olacak? Artık onun bir hesabını yaptık. Şimdiki parayla birkaç milyarlar ediyor.
Niye? Rabbim emretti. Namazda süsünüzü takın. En süslü şeyini nerede giyer? Namazda. Biz nerede giyiyoruz? Düğünde, dernekte. Millet görecek bayramda. Halbuki namazda benim huzuruma çıkıyorsunuz. En kıymetli şeylerinizi, temiz kıymetli şeylerinizi, tabii cübbe yaptırırsın vesaire, giyilir. Ama siz cübbeyi tabii en ucuz kumaştan. Elbise satın aldı. Kendisi. Felebise ha. Ve onu giydi. Bazı da öyle giyerdi. Bazı da hal müsait oldu. Ganimet var. Beytül mal kuvvetli. Diyelim. Güzel cübbesi giydiği de vardı. Ne buyurdu bundan sonra? İzâ âtâkellâhu mâlen felyûrâ aleykedir. Allah sana mal verirse, fakirken borç alıp da giy değil. Ama Allah sana mal verirse eseri üzerinde görünsün. Anladın? Bir de onun için mesela bazı kere işte kaşmir, yün, pahalı kumaş diyelim. Ondan cübbe yaptırabilir miyiz? Yaptırırız. Anladın? Bunda bir mahzur ve mekruhluk yoktur. Ama ve lakin tabii ki 40 çeşit, 50 tane, 100 tane de dolaplara sığmayacak kadar da lüzumu yaktıysan bir iki tane, iki tane kıymetli olur. Geri kalan normal olur. Normal birkaç elbisesi olur. Biri kirlendi, biri giyer. Cumalara özel olur. Bayrama özel, sünnette var bunlar. Bunlar efendim İslam'ın güzelliklerindendir. Allah Teala imkanlarımızı sünnete uygun şekilde değerlendirmeyi müyesser eylesin. Amin. Şimdi bu ikinci farz. Ondan sonra üçüncü farzı ne zaman konuşalım? He? Yok ya, salı gün mektubat okuyoruz mübarek adam. Her gün her şey konuşulur mu? Haftaya perşembe inşallah ne yapacağız? Üçüncü farzı konuşacağız. İnşallah. Yani burada tabii kitaptan okumak gibi olmaz. Kitaptan mutlaka okuyacaksın ama bizim arada nelerimiz oluyor? İzahlarımız oluyor. O izahları kitapta, yani o tabii hiçbir kitapta bir arada geçmeyebilir. O tabii birikim meselesinden gelir. Sizin bereketiniz. Cemaata göre Allah konuşma nasip eder. Onun için o sohbetle devam edilir. 54 farz. Herkes alsın. İnşallah okusun, okutsun. Birbirine de ulaştırsın inşallahurrahman. Şimdi İsrail bir hastaneyi bombalamış bugün mü? Bu 500 şehit bir kere de mi? He? He? Var. Şehit kaç tane? Ulan Barış, bir sıfırı fazla koymuşsun. Öyle şey olur mu, bir de yanlış haber verdiriyorsunuz. 500 şehitimiz. Şimdi şehit sayısı 1000'i geçti. Normalde. Bugün hastane bombalandıysa tabi Allah lanet edesiceler. Bunlar böyle yapar. Bunların dinleri değişmiş, kitapları değişmiş, rotaları değişmiş. Bunlar ibadet sayıyor bunu. Bunlar böyle bir zalim. Bunu anlamak akıl kârı değil. Bir insan anlayamaz bunları. Bunlar canavar bunlar ya. Topluyor milleti ki biz şu tarafı bombalayacağız, geçin bu tarafa. 120 kişi toplanmış bir tarafa, onların üstüne özel bomba atıyor. Ya kadın, çoluk, çocuk kaçıyorlar ki o tarafı bombalayacağız diye. Topluyor bir yere ki fazla bomba gitmesin yani, bir yerde olsunlar diye. Böyle lanetli bir şey ya. Allah Allah. Ondan sonra efendim mezarlıkları bombalamış. Millet ölüsünü nereye gömecek? Mezar kalmamış. Eski ölüler bütün deşilmiş. Her taraf kokuyor. Lahımlar sokaklardan akıyor. Bütün lahım de tabii bulaşıcı hastalıklara maruz kalıyor bütün millet. Ondan sonra neyse, Müslümanlar da birkaç Yahudi gebertmeye muvaffak oldular. İnşallah Rabbim kuvvet versin, yardım etsin, teyit etsin nusretiyle. Dua edelim. İnşallah sohbetin şimdi sonunda dua edelim. Birlikte istiğfar edelim. Kendimiz için, onlar için af isteyelim. İnşallah Rabbimiz yakında bu işi bitirtirim. Bilmiyorum. Bir numarada yapıyorlar, biraz daha bu Obama'yı bekliyorlar gibi de geliyor. O gelince bıçak gibi kesilecek. Bu sefer bunu kahraman edecekler. Bu durdurdu falan. Böyle de bir numara konuşuluyor yani. Bunların her işi masa başı hesap. Bunlar 50 kişi fazla ölmüş eksiliyor. Bunların derdi bir kişiyi kurtarmak değil. Yani onlar dünya üzerindeki nizam ve düzenlerini yürütmeye bakıyorlar. Allah iptal eylesin. Amin. Düzenlerini bozsun, tahrip eylesin. Amin. Bakalım. Bakalım ahirette neler olacak. Onlar Müslümanlara böyle yapıyorlar ama akıbet müttakilerin olacak. Müslümanların ölüleri cennettedir. Geberenleri ahirette.
zaten çoluk çocuk günahsızdır. Ama büyükler de zulme uğradıkları için günahları olsa da ilk kan damlalarıyla şehit oldukları zaman af oluyorlar. Biz böyle ümit ediyoruz. Onun için Müslümanların ölüleri cennettedir. Bunların geberenleri, leşleri cehennemdedir. Sanki dünya bunlara kalacak. Her tarafına duvar çevirsinler. İsrail'den bomba da geçmesin. Göğe kadar da duvar çevirsinler. Orada öyle otursunlar, hiç ölmeyecekler gibi yaşamaya başlasınlar bakalım. Ama ecelleri onların da gelecek. Öyle rahat yataklarında uyurken bile ölecekler. Ondan sonra cehennemde görecekler. Onun için tabii biz üzülüyoruz. Üzülmemek elde değildir. Dua ediyoruz, etmek lazımdır. İnşallahü Rahman sabah 14 secdeler yapılıyor. 14 secdeler Filistin'e, Gazze'ye inşallah dua için yapılacak. Bütün Müslümanlara dua için yapılacak. Siz de bu duaları ihmal etmeyin. Gece teheccüdlerde dua edin. Okuyun inşallah, zikredin, istiğfar edin. Allah'a yalvarın. Rabbim zayi etmeyecek inşallah. Selamun kavlen min Rabbir Rahimlere devam edin. 1479 kere bunun sayısını muhafaza edin. Fazla eksik olmasın. Anahtarın dişleri gibidir, şifrelidir. Fazla eksik olursa açmaz. Başta Eûzü Besmele, arada Besmele'ye lüzum yok. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Bunu teheccüde yaparsanız selamda selamet ve kurtuluş niyet edin Müslüman kardeşlerimiz için. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Bu çok tesirlidir. 1479. Bu terkibi uygulayın bu gece. Cuma gecesidir, kabul görürsünüz. İnşallah Rahman. Ondan sonra 313 Fatiha-i Şerife. 313. Ayet-el Kürsi. Arada dünya kelam konuşmayın. Bir oturuşta yapmaya bakın. Ama ikisi birden yetişmez, fazla saat gelir. Birini bir kere de yaparsın, birini bir kere de. 313 Fatiha. 313 Ayet-el Kürsi. Bunlar da bıçak gibi keser. Bunlarla da dua edin. La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntu minel zalimin. Secdede 41 kere. Secdede 41 kere. Efendim bu dua içiniz yanarak. Ya Rabbi biz yazık ettik, yanlış ettik. Günah işledik. Onun için çekiyoruz. Müslümanlar çekiyor. Diye niyet edin inşallah. Böylece duaları ihmal etmeyin. Allah Teala tesirini edin. Biz de dua edeceğiz inşallah. Rahman şimdi dualar yapacağız. Efendim cumartesi akşamı saat 7'de, bu önümüzdeki cumartesi Sultanbeyli kapalı spor salonunda sohbetimiz olacak. Kadınlar gelebilecek. Erkek kadın cemaatlerimiz davetlidir. Çevrenize duyurun. O civarda olanlara duyurun. Buyursunlar. Sohbet edelim inşallah. Sultanbeyli'de saat 7'de başlıyor cumartesi akşamı inşallahurrahman. Evet. Şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin İrşadül Müridin, Müritleri İrşad diye bir kitabı var. Bunu daha evvel söyledim size ama yeni cemaatler çok geldi. Bu kitap için öyle buyurdu. Bunu alsınlar, okusunlar. Bundan okuyanlar istifade edecek. Yani tabii çok kitapları var, bütün eserleri onun. Ama bu kitap hakkında özel bir olduğu için sizlere duyuruyoruz inşallah. Mürit Allah'a isteyen demek. Hepimiz Allah'a kavuşmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyorsak onlara irşat lazım. İrşat ne demek? Yol göstermektir. İnşallah bu irşat onun hikmetli sözleridir. Okuyanlar sanki onunla beraber gibi oluyorlar. Sözlerinde çok tesir oluyor. Biz konuşuyoruz konuşuyoruz olmuyor. Onun yazısından okusa adam tesirleniyor. Onda öyle bir fazilet var, keramet var. Burada keramet devreye giriyor. Madem ki bu kitap hakkında bunu buyurdu, demek ki bunu okuyana fayda verecek. Fayda verecek ne demek? O adam yola gelecek demek. Düzelecek demek. Rabbine ulaşacak demek. Yeter ki okumakla kalmayalım. Fiiliyata geçelim, hareket edelim, amel edelim. Bu eserden de istifade edelim inşallah. Çıkarken alırsınız. 54 farzdan istifade edin inşallah. Kutsi vaazlar. Bu gece bir vaaz okuyacaktım, vakit kalmadı. Artık önümüzdeki derslerde ara ara okuruz inşallah. Kutsi vaazları siz elden düşürmeyin. Dergimizi de ulaştırın. Bak şimdi Arifan dergisinde biz burada Mustafa İslamoğlu'na bir hediye yaptık. Bu ay bir daha çıkıyor. Önümüzdeki ay çıkıyor. Ne kadar önemli mesele yazdım yine. Geçen gece saat 3.30'a kadar yazdım. Ve yazdım, bitirdim, baktım şekeri ölçtüm. Şeker 430. 430 şekerle gecenin 3.30'una kadar uğraşıyoruz. Bunların hiçbirini başka yerlerden kopyalamıyoruz. Hepsini kendimiz hazırladığımız şeyle. Kendi yazılarımız adına konuşuyorum.
Onun için mutlaka istifade edin. Şimdi bir doktor arkadaşımız telefon ediyor geçen gün. Diyor ki hocam sen böyle böyle demiştin, bunun görüşleri yanlıştır. Dedik ne olacak? Nereden bunu okuyabiliriz, anlayabiliriz? Millet merak içerisinde kalmıştır. Uzaktan duyuyorlar, mevzuyu anlayamıyorlar. Onun için biz ne yaptık? Şu anda Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez diye bir kitap hazırlıyorum. Bak bu gece sabaha kadar ona çalışacağım. Şimdi gidip sabaha kadar ona çalışacağız. Bu işler böyle yatarak olmuyor. Bak milleti dinden çıkaracaklar. Hocalık adına çıkmışlar, doçent, profesör olmuşlar ilahiyatta. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunların hepsine cevap vermek zorundayız. Sizden Allah için yardım istiyoruz. Bu yardım nedir? Şimdi bu dergi birine ulaşsa, o adam bunu okuduğu zaman anlıyor, aklı başında. Ama adam diyor ki şimdi ben hiçbir şey görmedim. Hangi görüşü yanlış? Biz yazdık diyoruz. Bu sefer duyuruyoruz. Siz de yardımcı olun. Bu Arifan dergisini yayalım inşallah. Bu önümüzdeki ayda çok güzel yazılar hazırlanıyor inşallah. Efendi Hazretlerimizin bütün bu ay bize buyurduklarını da ben kaleme alıyorum. Bu ay gidiyorum. Şimdi her hafta gidiyorum. Neler buyuruyor onları yazıyoruz. Bu önümüzdeki ay o yazıları da çıkaracağız. Yeni buyurdukları, taze taze size duyurduklarını yazacağız. İnşallah Allah tesir yaratacak. Onun için sahip çıkın, alın, okuyun, amel edin. En mühim mesele gücünüz nispetinde insanlara ulaştırın. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna enselükel rıdâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna nes'elüke'l cenne ma qarraba ileyha min kavli ve amel. Na'ûzü bike minen nâr ma qarraba ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elüke min hayri ma se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri ma sa'adeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel müstaân ve aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya erhamer rahimîn, ya erhamer rahimîn, ya erhamer rahimîn. Bize emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde askerlerimiz sınırları bekliyor, sen onları muhafaza eyle. Amin. Polislerimiz şehir içinde güvenliği sağlıyor, sen onları muhafaza eyle. Amin. Teröristlerden, eşkıyadan muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, onların muhafazaları neticesinde biz de emniyet içerisinde, güven içerisinde oturuyoruz, namazlar cemaatle kılıyoruz, sohbet ediyoruz, dinimizi öğreniyoruz, öğretiyoruz. Fakat Müslüman kardeşlerimiz bizim gibi güvence içinde değiller. Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz her dakika başına bomba beklemekteler. Perişan haldeler. Irak'taki Müslümanlar öyle ehli sünnet hayvan gibi boğazlanıyor, kesiliyor. Şialer bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan. Irak'taki kardeşlerimiz öyle durumda. Afganistan'daki mücahitler bir sıkıntıda. Çeçenistan'dakiler de darlık sıkıntıda. Doğu Türkistan'dakiler öyle. Dünyanın nerelerinde ehli sünnet vel cemaat müminin-i müminat kardeşlerimizden dara düşenlere yetiş ya Rabbel Alemin. Amin. Habibin ümmetine yetiş ya Rabbel Alemin. Amin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de dara düşen Müslümanların imdadına kavuş ya Rabbel Alemin. Amin.